Kahve Trip'ten herkese merhaba. Herkesin tatilde olduğu bu günlerde, ki ben de tatildeyim. Tatilde, kampta ya da evinizden uzakta herhangi bir yerde nitelikli kahve erişimi nasıl sağlayabileceğiniz konusunda bir video çekmek istedim sizlerle. Bu videoda kahvemizi Aeropress ile demleyeceğiz ve aynı zamanda bir de çekirdek deneyeceğiz. Bu da İtalyan menşeli bir firma olan Illy'nin espresso için öğütülmüş medium roast 250 gramlık kahve çekirdeği olacak. Evden uzakta olmak demek tabii ki tüm ekipmanlarımıza erişimimiz olmadığı anlamına geliyor ve benim de burada tüm ekipmanlarım yanımda değil. Mesela yanımda bir tartı yok ve bütün videolarımda önemine çok dikkat çektiğim bir değirmen, bir öğütücü de yanımda yok. Zaten bu yüzden Illy'nin espresso için öğütülmüş olan çekirdeğini deneyeceğim sizler için. Hem de böylece espresso için çok ince öğütülmüş bir çekirdeğin de aynı zamanda Aeropress'te nasıl sonuç vereceğini de görmüş olacağız aslında. Fazla mı karmaşık oldu? Hiç merak etmeyin. Bahsettiğim her şeyi size tek tek açıklayacağım ve göstereceğim. Zaten birlikte yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Dediğim gibi eğer evinizden uzaktaysanız, bu tatil olabilir, yazlık olabilir, kamp olabilir ya da piknik olabilir, güzel kahve içmek zevkinizden taviz vermek zorunda değilsiniz. Bunun için size önerim Aeropress olacak. Birçok kişi belki daha da meşhur olan French Press'i tavsiye edecektir ama ben açıkçası French Press hayranı değilim. Çünkü gövdeyi fazla öne çıkarıyor ve kompleks aromaların birçoğunu da kaybediyor. Ama bu tamamen kişisel bir tercih. Aeropress'in detaylarına çok girmeyeceğim çünkü halihazırda internette Aeropress'in ne olduğunu açıklayan, onu tanıtan fazlasıyla video ve içerik mevcut. Özetle 2005 yılında Aerobee isimli bir firma tarafından icat edilmiş. Bu firma normalde oyuncak üretiyor. Hatta yanılmıyorsam Frisbee üreten firma da yine bu firma. Aeropress'in ünü çok kısa bir süre içerisinde tüm dünyaya yayılıyor ve kahveseverler tarafından da yaygın bir şekilde kullanılıyor. Aeropress gördüğünüz gibi 3 temel parçadan oluşuyor sadece. Paketten ayrıca ölçü kaşığı, karıştırma çubuğu ve 300 adet de filtre çıkıyor. Alet BPA free, yani sağlığa zararlı olmayan plastikten imal edilmiş. Yaptığımız şey kabaca Aeropress'i hazır ettikten sonra kendi tarifinize göre kahve ve suyu hazneye koymak ve daha sonra bir piston yardımıyla kahvenin fincana dolması. Tarifinize göre, kullandığınız tarife göre 50-60 mililitrelik espresso yakın bir içecek de elde edebilirsiniz. Ama aynı zamanda bir fincan filtre kahve de elde edebilirsiniz Aeropress'ten. Ben bugün ikinciyi hazırlayacağım. Aeropress'in avantajlarını özetleyecek olursak, bunun başında hafif ve kompakt olması geliyor. Çantanızı atıp her yere rahatlıkla götürebilirsiniz. İkinci olarak, kahve konusunda uzmanlaşmak için en işlevli ekipmanlardan biri olabilir bence Aeropress. Her demlemenizin, her farklı tarifin farklı sonuç verdiğini göreceksiniz. Böylece su sıcaklığı, öğütme inceliği ve kahve su oranı gibi değişkenlerin kahvenin doğasına, içeceğinize nasıl etki ettiğini doğrudan gözlemleyebiliyorsunuz. Üçüncü olarak da güzel kahve yapıyor. Eğer kullandığınız çekirdek de güzel ve taze ise pour over demleme yöntemlerine yakın tat profillerinde çok güzel kahveler elde edebiliyorsunuz. Kısacası kullanması oldukça kolay ama aslında uzmanlaşması için biraz vakit isteyen bir alet diyebilirim Aeropress için. Biraz da kullanacağım kahveden bahsedeyim. Illy'nin 250 gramlık teneke kutusunu aldım. Bu kaliteli bir kutu ve kaliteli de bir kapağa sahip. Dolayısıyla kısa süreli olarak öğütülmüş kahve ya da kahve çekirdeği saklamak için de sonrasında kullanılmaya devam edilebilir bence. Bu çekirdek medium roast, yani orta kavrulmuş ve aynı zamanda espresso içinde öğütülmüş. Çünkü dediğim gibi yazlıkta değirmenim yanımda olmadığı için öğütülmüş kahveye ihtiyacım vardı. Dolayısıyla bu mantıklı bir çözüm olarak gözüktü gözüme. Paketin üzerinde %100 Arabica yazıyor ve bu bir harman çekirdek. Ama harmanda hangi yörelerin kahvelerin kullanıldığı yazmamış. Sonuç olarak Aeropress'te nasıl olacağını, yani nasıl bir sonuç vereceğini
açıkçası merak ediyorum. Bu kutunun fiyatı 50 liraydı ben aldığımda. Açıkçası zincir bir kahve tedarikçisinin kahvesi için bence fiyat oldukça yüksek. Ama bunun yükselen kurlarla da belki bir alakası olabilir tabii. Kahve tazeliğini korusun diye gördüğünüz gibi konserve mantığıyla paketlenmiş. Hatta bu kısmı açınca bir tıs sesinin, yani gaz çıkışının, karbondioksit çıkışının da olabileceği yazıyor paketin üzerinde. Bu kadar ön bilgiden sonra bence artık kahvemizi demleyebiliriz ama önce paketimizi açalım. Evet, kahvemizi açıyoruz. Oo, bayağı bir gaz çıkışı oldu gerçekten. Ve kahve kokusu hemen burnuma geldi. Zaten oldukça ince ötülmüş, espresso için ötülmüş kahvemiz var. Dediğim gibi AeroPress'le kahve yapmak için yüzlerce tarif var. Siz de kendi favori tarifinizi denemeler yaparak bulabilirsiniz. Ben de şimdi kendi kullandığım basit yöntemle yapacağım. Dediğim gibi yanımda hassas tartı yok. Bu yüzden oranı tutturmak için ölçü kaşığı kullanacağım ve AeroPress'in kendisinden faydalanacağım. Detayına girmeyeceğim ama kullanacağım yönteme ters yöntem deniyor. Öncelikle bu görmüş olduğunuz iki temel parçayı gördüğünüz gibi birleştiriyorum. Ve geniş kısmı yukarıda kalacak şekilde koyuyorum. Daha sonra bir filtre alıp filtre kapağının üstüne yerleştiriyorum. Ve üzerinde azıcık sıcak su gezdiriyorum. Şimdilik bunu bir kenara alacağım. Bununla işimiz biraz sonra. Yukarıda oluşmuş olan hazneye bir AeroPress kaşığı ölçüsünde öğütülmüş kahvemizi koyuyoruz. Burada kaşığı ne çok dolduruyorum ne az dolduruyorum. Silme diye tabir edilen kadar koymak yeterli oluyor. AeroPress'i hafifçe çalkalayarak kahvenin yüzeyinin düz olmasını sağladım. İlk başta kahvenin tamamını ıslatacak kadar sıcak suyu kahvenin üzerine dökeceğim. Burada suyun sıcaklığını ölçemediğim için suyu dökmeden önce kaynamasının ardından 1-2 dakika bekliyorum ki sıcaklık 90 derece civarına insin. Bu arada ben şu an Balıkesir Akçay'dayım. Burası su yönünden çok şanslı bir bölge. Musluk suyunu da rahatlıkla içebiliyor ve çayda kahvede kullanabiliyorsunuz. Oldukça da lezzetli bir su. Umarım buranın o güzel doğası korunur da hani temel bir insan hakkı olan temiz suya erişim devam eder. Her neyse, kahveyi ısıtacak kadar sıcak suyumu döküyorum ve kronometreyi başlatıyorum. Sonra bir kaşık, AeroPress'in kaşığı yardımıyla hafif hafif karıştırıyorum. Özellikle kahve tozları AeroPress'in duvarına yapışma eğiliminde, onları ortaya çekiyorum. Ve 30 saniye boyunca hafif hafif karıştırıyorum. 30 saniyenin sonunda kaşığı çıkarıyorum ve haznenin neredeyse tamamına yakınını sıcak suyla dolduruyorum. Tamamını doldurunca hafif hareketlerle bir iki kere daha karıştırıyorum. Daha sonra kaşığımı çıkarıyorum ve sürenin 2 dakikaya gelmesini bekliyorum. Beklerken de içine filtre ve sıcak su koyduğum filtre kapağını AeroPress'e takıyorum. Şimdi fincana basma işlemine geldi sıra. Kronometre 2 dakikayı gösterdiğinde fincanı bu şekilde tepeye koyuyorum ve hızlıca ters çevirip pistonu aşağı doğru bastırmaya başlıyorum. Burada güçlü bir şekilde, sağ elime geçeyim. Güçlü bir şekilde bastırıyoruz ve fıs sesi çıkana kadar da bastırma işlemine devam ediyoruz.
Evet, fıs sesini duydum ve artık kahvemiz içmeye hazır. Sesi duyar duymaz bıraktım. Fakat kahveyi içmeden önce ekipman temizliğinizi yapmanız öneriliyor. Açıkçası ben de öyle öneriyorum. Evet, şimdi en keyifli kısma yani kahvenin tadına bakmaya geldi sıra. Eğer kahveyi fazla sert bulursanız, AeroPress ile yapılmış kahvenizi fazla sert bulursanız sıcak su ekleyerek seyreltebilirsiniz. Bunda herhangi bir sorun yok. Nitekim ben de açıkçası biraz sıcak su eklemeyi düşünüyorum üstüne. Tadından bahsedecek olursak açıkçası çok kompleks, böyle orijinal aromalar, tatlar aldığımı söylenemez. Daha çok Americano'ya oldukça yakın bir tadı ulaştığını söyleyebilirim ki birçok insan da aslında Americano seviyor ve o yüzden bunu da sevecektir diye tahmin ediyorum. Tadı kesinlikle kötü değil ama tercih meselesi olarak ben yani bundan sonra tekrar aynı şeyi yapacağımı sanmıyorum. Yani gidip illa espresso alıp onu AeroPress'te demleyeceğimi sanmıyorum. Ama Americano seviyorsanız ve kahveden beklentiniz çok kompleks aromalar değilse bu kahvenin de sizi tatmin edebileceğini düşünüyorum. Ben biraz daha kalın öğütülmüş, daha single origin, yöresel çekirdekleri tercih ederek AeroPress'ten daha iyi sonuç alabileceğini düşünüyorum. Ama kahveyi güzel yapan şey de bu aslında. Sürekli bir şeyleri değiştirerek denemeler yapmak ve her seferinde çok farklı sonuçlara ulaşmak. Bu benim için kahveyi oldukça keyifli kılan bir şey. Bu arada kahve de içtikçe doğrusu hoşuma gitmeye başladı. Fena değil. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu video biraz olsun işinize yaradıysa lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.